Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şu an önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ben bu kişiyi zaten kanalda engelledim ama sanki benden gelen bir yazıymış gibi yaptığım çalışmaların altına sizden gelen yorumların hemen cevap olarak TX uzman teknik analiz diye benim kapak resmimde koymuş bir şahıs var. Sizden numara istiyor galiba. Arkadaşlar o kişiye itibar etmeyin. Onun benimle hiçbir alakası yok. Ben hiç kimseden de telefon numarası istemedim. Benim üyelerim arasında şu an telefon numarasına sahip olan sadece bir kişi var. Başka hiç kimse yok arkadaşlar. O yüzden dolayı da ben sizden WhatsApp numarası istemiyorum. İstemedim. O yazı bana ait değildir. O kişiyi ben kanalda engelledim ve sildim. Gene de farklı isimlerle benim özellikle kapak resmimi koymuş. Biraz sahtekarlık yapıyor. Direkt benim resmimi almış koymuş. Sanki benden gelen bir yazıymış gibi. O kişilere itibar etmeyin arkadaşlar. Kimseye telefon numaranızı vermeyin. Kimseden farklı bir şey beklentisi içinde olmayın. Çünkü ben öyle bir şey yazmadım. Onu söyleyeyim öncelikle. Gördüklerimin hepsini engelledim ve sildim, kaldırdım. Kanalda da gizledim ve engelledim o şahsı. Böyle kişilere itibar etmeyin. İkinci husus arkadaşlar, bu tarz kişiler o kadar var ki ben keşke o videoları silmeseydim diyorum. Çünkü Telegram gruplarına herkes katılıyor biliyoruz. Bu Telegram gruplarında yurt dışında özellikle bunu yabancılar yapıyor. Sizle itibada geçmeye çalışıyor. Selam diyor. Ondan sonra işte büyük şirketim var, ona yatırım falan yaparsanız sizin kazancınızı katlayacak falan. Adam kripto hesabındaki size cüzdanı atıyor. Sahtekarlar var. Adamlar İngilizceyle dolandırıyor. Benim de birkaç kere başıma geldi. Gruptaki arkadaşlar attım, onlar da güldüler. O kişilerden de uzak durun arkadaşlar. O tarz insanlardan da uzak durun. Video altına yorum olarak yazılan sizden numara isteyen insanlardan da özellikle benim kanalda. Sizden numara isteyen arkadaşlar da. Bir de benim adam kapak resmimi koymuş ya. Sahtekarlıkta da sınır tanımıyor insanlar. Diyecek bir şey bulamıyorum. Uzak durun dostlarım. İkinci hususta da bazı arkadaşlarımla gelen mesajlar gerçekten beni üzdü. Bayan arkadaşlardan. Çok ciddi zararlar uğramışlar. Hani hayatına bile kastetmeyi düşünüyorlar. Yani arkadaşlar, neticede para her türlü kazanılır. Ama hayatın hiçbir para karşılığında satın alınamayacak bir unsur olduğunu bilmemiz lazım. Allah'ın bize verdiği en büyük lütuftur. Zararın neresinde dönülürse kârdır arkadaşlar. Hayatta bu da vardır, kazanç da vardır, kayıp da vardır. Kaybedenlerin genelde nedeni arkadaşlar maalesef ki acelecilik. Bir an önce para kazanmak, her noktada hisse almak. Hani biliyor musunuz arkadaşlar, hani bir küp film vardır, küp serileri vardır. İnsanları bir labirentin küpün içine koyuyorlar ve küpün içi tamamen tuzaklarla dolu. Orada seçkin insanlar koyuyorlar, dehalar koyuyorlar. Orada kurtuluşun hesaplarken matematik dehası vardı. Hesaplamalara göre hiç ayrılmasalardı yerinde direkt çıkışa gidiyorlarmış. Bazı arkadaşların hataları da maalesef bu oluyor. Güzel hisse ya da coin tercih ediyorlar, alıyorlar. Keşke orada 3 ay, 5 ay, 6 ay bekleseler. Paralarını 5'e, 10'a, 15'e katlayacaklar ama sabredemiyorlar. 3-5 kuruş kârına hemen satıyorlar. Farklı hisse ya da coinlere geçiyorlar. Orada zarar ediyorlar. Genelde zararın sebebi budur arkadaşlar. Kısa vadeli işlemlerde gerçekten çok iyi bir teknik analiz bilgisine sahip değilseniz genel itibarla alırsınız ama kayıplara da çok neden olabilir bu durum. Çünkü yanlış hamlelerde direkt o kazancının tamamını yitirirsiniz. Arkanıza dönüp baktığınızda sadece bir arpa boyu yol kat etmişsinizdir ya da onu da kat edememişsinizdir. Genelde hataların temel nedeni budur arkadaşlar. Ciddi paraları kazanmak için öncelikle iyi hisse ya da coin tercih etmek lazım ve en az 5-6 ay beklemek lazım. Bunu söyleyebilirim. Ya da çok iyi bir teknik analiz bilgisine sahip değilseniz, bu işten çok iyi anlamıyorsanız ve acemiyseniz de böyle hemen şu alayım, bunu satayım, buradan kar kazanayım düşüncesiyle yaparsanız büyük ciddi zararlara da uğrayabilirsiniz. Bu kısa hatırlatma yapmak istedim arkadaşlar. Her zaman böyle analizi yapmamak lazım. Ara sıra da böyle kısa videolar çekmek lazım. Herkese bol ve kazançlı bir gün diliyorum.